Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli izleyicilerimiz, değerli Kur'an okuyucularımız, Yüce Kur'an-ı Kerim'in tecvidle Kur'an-ı Kerim'in güzel ve doğru okunması sağlayan ilimdir. Tecvid. Medlerle ilgili tecvid kuralları, medlerle ilgili tecvid kuralları altı kısımdır. Altı kısım. Bir, meddi tabidir. Med harfinden sonra med sebebi gelmezse meddi tabi olur. Meddi tabi bir elif miktarı uzatılır. Şöyle. Gale. Bunun gibi. Gale. Önünde bir elif var meddi tabinin. Gale. Bir elif uzatıyoruz. Gale. Yekulü, bunun gibi. Yekulüne, böyle vav harfi var, bir med harfi, med olarak bir elif uzatıyoruz. Yekulü, buradan med var, kaf harfiyle L'ye bir elif uzatıyoruz. Bu demek. Meddi tabi bir elif miktarı uzatılır. Bunun gibi gale, böyle bir elif çekiyoruz. Yekulü, bir elif. Yekulüne, gile gibi bir elif uzatılır. Evet. İkinci ise hareke harfleri sesli okunmasını sağlayan işaretlerdir. Bu işaretler üç tanedir. Birincisi üstün. Üstün görüyorsunuz. Şöyle ekrana biraz daha alalım. Sizlere iyice büyüterek. Üstün harfleri, harekeleri, ince harfleri E sesi, kalın harfleri ise A sesiyle okutur. Üstün bu hareke. İnce harfleri E, mesela elif gibi E diyoruz. Kalın harfleri ise de A sesi okutur. İkincisi ise esre. Esre ise, bak bunlar üstün esre. İkincisi ise esre, ince harfleri İ sesi okutur. Devamlı bu harekeler tecvid, Kur'an-ı Kerim'i tecvidde okuduğumuz zaman hem meali hem de alt kısımdır Kur'an-ı Kerim'in. Tecvid kuralları altı kısımdır. Meddi tarifi, meddi tabi ne diyoruz? Bir elif uzatıyoruz. Bunun gibi kalu, yekulu gibi, kale gibi uzatıyoruz. Evet. İkinci ise tekrar ediyoruz. Üstün ince harfleri E sesi, kalın harfleri ise A sesiyle okutur. Mesela kale, kalın harfleri kaf harfleri gibi ka sesiyle okutur. Ama elif gibi harfler geldiği zaman e. Mesela se, le, me gibi e sesi ince sesi oluyor. Ama kaf harfi gibi, d gibi, mesela 7 tane Kur'an-ı Kerim'de harflerde, alfabe harfinde 7 tane kalın harf vardır. Sad gibi, ayın gibi, gayın gibi, dı gibi, zı gibi, kaf gibi 7 tane. İleriki dersimizde sizlerle önceden paylaştık. Yine de tekrar ediyoruz. Evet. Üstün dedik. İnce harfleri E, kalın harfleri İ ise A sesiyle okutur. Burayı tamamladık. Esre ise ince harfleri İ sesi, kalın harfleri ise İ ve I arası bir sesle okutur. Mesela diyelim ki sali, mesela sali ne oluyor? Esre oluyor. Sali, i sesi ince çıkıyor. Sali, tebareke, mesela üstün. Tebareke, üstün. Ama esre ise ince harfleri i. Mesali, abidi, bunun gibi. Abidi, bak
Abidi. E dediğimiz zaman üstün. Bidi. Di dediğimiz zaman da esre. Abidi. Bidi. Bi olduğu zaman ne oluyor? İ sesi ince. Esre çıkıyor. Evet. Ötre ise ince harfleri U ve Ü arası bir sesle. Kalın harfi ise U sesiyle okutur ötre. Mesela kalu, kalu, abidu, kalın. Ne oluyor? Ötre oluyor. U, Ü arası oluyor. Abidu, galibu, hayru, hayru, U sesi çıkıyor. Abidu, abidu, Ü, Ü sesi çıkıyor. Kalu, U, abidü, Ü sesi bu örneklerle işte bu şekilde okutulur. Üçüncüsü ise ötre, ince harfleri U, Ü arası ve sesli kalın harfleri ise U sesiyle okutur. Evet, hareke harflerinin sesli okunması sağlayan üç işaretlerden, bu işaretlerde üç tanesidir. Bunları tamamladık. Ne dedik? Birincisi üstün, ikincisi esre, üçüncüsü ise de ötre. Evet, bunu da böyle tamamladık. Geldik. Med harfi uzatan harftir. Med harfi. Bakalım hangi harfte med oluyor? Med harfi uzatan harftir. Kendinden önceki harfin bir elif miktarı uzatılarak okunmasını sağlar. Şöyle alalım. Sizler de ekranı büyüterek şöyle. Evet. Harekesi harflerin sesli okunmasını sağlayan işaretlerdir. Bu işaretler üç tanedir. Bunları ne dedik? Üstün, esre, ötre. Bunları tamamladık. Şimdi üç tane dedik. Hareke harflerinin sesli okunmasını sağlayan işaretlerden bir işaretler. Bu işaretler üç tanedir. Bunlar ne oluyor? Bunlar da şimdi böyle bu şekil. Med harfine geldik. Bunları tamamladık. Med harfine geldik değerli okuyucularımız, değerli öğrencilerimiz. Med harfi uzatan harftir. Kendisinden önceki harfi bir elif miktarı uzatırlar okumasını sağlayan harf dedik. Bakalım nedir şimdi? Mesela vav gibi, y gibi, elif gibi bunlar da üç tanedir yine. Vav, elif, ü, y, elif. Mesela bir vav kendinden önceki ince harfi u. Demin yine bu esre ötrede sizlerle paylaştığım aynen onun gibi. Mesela abidu yevmün ne dedik? Ü ve u. Bu da aynı. Kendinden önceki ince harfi u ve ü arası bir ses kalın harfi ise ü sesiyle uzatır. Deminki mealdeki aynısı. Evet, ikinci ise y harfi. Y, elif, lamim. En sondaki ya, lam, elif, y diyoruz. 29'un en son harfi y harfiyle bitiyor. Mesela kendinden önceki ince harfi i sesiyle, kalın harfi ise i ve ı sesiyle okunmasıdır. Y harfi. Mesela eymen. Bunun gibi eymene selametun gışavetun gışavetun diye duruyoruz da gışavetun un yapıyoruz ama bunda öyle değil. Mesela y harfinden kendin önceki ince harfi i sesi ve kalın harfi ise i arası sesi de okutulur. Y harfi. Selamun kavmün yine aynı. Yani ü ve i ve ı arası. Evet. Şunun gibi mesela y harfi nasıl okuyoruz? Eyyu. Eyyu diyoruz da. Hennabiyyu. Y harfi bazı yerde böyle okunuyor. Mesela kendinden önceki ince harf i sesi ve kalın harfi ise i arası bir sesle okutur. Şimdi açıklaması burada olsa sizlere paylaşacağım. 3. Elif sesi ise biliyorsunuz
28. ilk önceki harfimiz elif. Kendinden önceki ince harfi e ve a arası bir sesle, kalın harfi ise a sesiyle okutur. Mesela elif diyoruz ya, elif, e ile başlıyoruz da elif. Aynen onun gibi elif, e ile gidiyor. Bazı yerlerde de elham mesela, elham ne oluyor? Yine elifle başlıyoruz. Evet, bu harflerin uzatılabilmesi için kendilerine sakin hareketsiz olmalıdır. Kendileri sakin hareketsiz olmalıdır. Elif. Elif mesela hareketsiz olduğu zaman elif olarak okuyoruz. Elif. Ama önünde hareket olduğu zaman, başka bir işaret olduğu zaman mesela sakin hareketsiz olmalıdır diyor. Vav'dan önceki harfin harekesi ötre. Vav'dan önceki harfin harekesi ötre. Ya da ya'dan önceki harfin harekesi esre, eliften önceki harfin harekesi ise üstün olmalıdır ki bu harfleri uzatabilmesi için. Vav'dan önceki harfin harekesi ötre veya da önceki harfin harekesi esre ya da eliften önceki harfin harekesi üstün olmalıdır. Evet, bugün tekrar edelim, sizlerin kafanızı karışmasın. Ne yapıyoruz? Meddi tabi. Meddi, med harfinin sonra med sebebi gelmesi meddi tabi olur. Meddi tabi. Bir elif miktarı uzatılır. İşte yani bunların hepsi aynen tek çözümü, işareti işte burada. Bir elif dediğimiz zaman kalu mesela böyle kale, kalu, abidu, abidu bunun gibi. Kale yekulu ya, görüyorsunuz ya'dan sonra bir elif çekiyoruz. Yekulune yekulune kile, bir elif. Ne yapıyoruz? Hareke harflerinin sesli okunması sağlayan işaretlerden bu işaretler 3 tanedir. Ne dedik? Üstün, esre, ötre. Üstün ince sesi e, kalın sesi ise a sesiyle okutur. Esre ise ince harfleri i, kalın harfleri ise i ile i arası okutur. Ötre ise ince harfleri u ve ü. Mesela kalu, abidu, kalu, u, abidu, abidu, mesela ü. Bunun gibi işte meali, açıklaması hepsinin aynısı olan anlamanız için tekrar ettik. Ötre önceki harfin ü ve ü arası bir sesle, kalın harfi ise u sesiyle okutur dedik ve dersimizi tamamladık. Değerli YouTube takipçilerimiz, değerli öğrencilerimiz, değerli Kur'an okuyucularımız, tecvid Kur'an-ı Kerim'in güzel ve doğru okumasını sağlayan ilimdir. Tecvid o Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman kesinlikle ve kesinlikle önce tecvidle öğrenmemiz şart. Tecvid Kur'an-ı Kerim'in güzel ve doğru okumasını sağlayan ilimdir tecvid. Evet, tecvidi öğrettik. Meddi tabii öğrettik. Meddi tabii. Bundan sonra da med harflerini sizlerle paylaştık. Med harflerinin meallerini ve esre, ötre, cezim, şedde, bundan sonraki de cezim, şeddenin mealinde sizlerle açıklamasını paylaşacağız. Bugünkü dersimiz üstün, esre, ötre, med tabi ve medlerin ilgili tecvid kuralları nasıldır? Onu sizlerle paylaştık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz. Açıklamasını kafanız karışmasın. Açık ve net 3 harftedir. Üstündür, esredir, ötredir. Cezim, şedde de yine nasıl okunur onu da ikinci bir derste sizlerle görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun.